Herkese merhaba. Bugün 3 Nisan 2023 saat 12:16 Türkiye saatiyle Almanya 11:16 saat arkadaşlar. Bugün genel borsa analizi yapacağız. Borsa İstanbul'dan başlayacağız. Haftalık grafiğe bakıyoruz. Hafta sonu yapamadık diye. Bu analizi de arkadaşlar kesitler olarak değil, normal nasıl yapıyorum? Aynı şekilde göstereceğim. Evet, şimdi ilk başta Borsa İstanbul'a bakıyoruz. Borsa İstanbul'da yatay gidiş devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada şu bölgede altına geçtik. Önceki çubuğun altına geçtik. Yani 20 periyodu kırmış olduk. 20 periyodu kırmak trendin kırıldığı anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii bu daha doğrulanmadı. Trend kırıldı sadece. Bu aralıkta ilerlemeye devam ediyoruz. Haftalık grafikte gördüğümüz bu. Günlük grafikte gördüğümüz ise Borsa İstanbul 30 için bu. Günlük grafikte evet aşağıya doğru hareket ettiğimizi görmekteyiz. En son gün bugün pazartesi olduğu için işlemler başladı. Aylık grafiğe bakarsak aylık grafikte de ortalamadan çok ileride olduğumuzu görüyoruz. Bakın burada hem 8 periyot hem de 20 periyot ve 20 de 200'den uzak arkadaşlar. Çok açılmış mesafesi. Zaten geçen 3-4 ayda bir ilerleme yapamamış. Evet, SPY'a bakarsak Standard Poor's'a. Standard Poor's bakın şu aralıkta ilerlemesi devam ediyor ve aylık 20 periyot aşağıya doğru yani haftalık kısa dönem yukarı çıkmış olmasına rağmen şimdi aylık grafiğine bakıyoruz. Aylık grafikte hala yukarı trend görünmemekte ve bu 2022 Ocak'tan beri aşağıya trend halinde ilerlemekte ve 2022 Mayıs ayında ortalamanın aşağısında 20 periyodun aşağısına indiğini görmekteyiz. 20 periyodu kırdığını ve burada da bu kırılımı doğruladığını görmekteyiz. Daha sonra zaten yukarı bir çıkış olmadı. Ortalama aşağıya doğru 20 periyot. Haftalık grafiğe baktığımızda haftalık grafikte dar bir bölgede bu bölgelerin içinde ilerlemesini sürdürmekte. Daha yukarı trend tam kırılmamış. Yukarı trendin kırılması için bakın şurayı kırmışız. Fakat yukarı trendin olması için evet ikinci bölgede kırılmış arkadaşlar. Aylık grafikte daha yukarı trendde değiliz. Ama haftalık daha düzgün görünmekte. Neden daha düzgün? Bakın şu bir düşük bölge. Grafikte işaretleyelim. Şu bir dip noktası. Bu ikinci dip noktası. Bu tepe noktamız. Bakın aşağı trendte dip noktaları şöyle. Tepe noktaları şurası. Burada yukarı doğru kırılma. Şurada aşağıya doğru kırılma yapamamış. Bu bölgede yukarı dönmüş ve önceki yüksek noktasını geçmiş burada. Daha sonra buradaki düşük nokta bu noktadan daha yüksek. Yani hareket şu şekilde olmuş. Bu noktaları birleştirirsek şuradan şöyle.
Bakın, yukarı trend tanımına uyan bir hareket dönmeye başlamış yukarı doğru. Daha haftalıkta, aylıkta düzgün değil ama haftalık yukarı doğru dönmeye başlamış. Günlük grafiğe bakarsak, günlük grafikte daha bugün açılmadı borsa. Pazartesi daha erken Amerika'daki saat daha erken olduğu için açılmadı. Burada aynı yerleri işaretlerseniz bakın şöyle bir şey çıkar. Bura dip noktası, tepe noktası diyelim. Dip noktası, tepe noktası. Dip noktası ve yani şu küçük yerlerde de bakabiliriz. Fakat şurayı geçtiğini görüyoruz şu bölgeyi. Büyük bir çubuk oluşmuş. Hareketin sonunda büyük bir çubuğun oluşması geri gelme ihtimalinin olduğunu söylüyor. Günlük grafiğe bakıyoruz arkadaşlar. Ve ortalamadan uzaktayız. Şu bölgedeyiz. Ortalama. Buradan geri gelme olabilir. Bugün ne olacağına bakacağız yani. Ama genelde bu bölgeyi geçtiğimiz için şurayı yukarı trend olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şurayı geçmişiz. Yukarı trendde bildiğimiz gibi fiyat şu şekilde ilerler. Yani önceki yeri geçmişiz fakat buradan geri gelmemiz trendin bozulduğu anlamına gelmez. Günlük grafikte de böyle görünmekte. Şimdi dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi evet aşağı ilerlemesine devam ediyor. Haftalıkta baktığımızda zaten bu satış sinyali haftalıkta. Aylıkta ise aşağı trendi daha değil arkadaşlar. Aylıkta ortalamada olduğunu görmekteyiz. Günlük ve haftalık grafikte aşağıya ilerlemekte olduğunu görüyoruz bakın. 4 saatlikte ise yatay ilerlemekte. Buna göre Euro dolar endeksimize bakalım. Euro dolara dolar karşısında değer kazanmakta. Bakın. Euro daha değerli olmaya başladığında bu yukarı doğru döner. Bu grafik haftalık grafiğe bakıyoruz. Yani burada aşağıya trend, yani doların euroya karşı değer kaybetmesi kırılmış. Burada yukarı doğru çıkmış. Bu Türk lirası ile ilgili bir şey değil arkadaşlar. Elimizde Türk lirası varsa dolara mı yatıralım, euroya mı yatıralım? Hangi açıdan daha iyi olur? Onu gösterir bize. Aylık grafiğe baktığımızda aylık grafikte daha aşağı trendi kırmadığımızı görmekteyiz. Haftalıkta ise bir program yüklenmeye başladı bir saniye. Haftalıkta ise yukarı trend, günlükte ise şu anda şu şekilde küçük bir yukarı trend olduğunu görmekteyiz şu bölgede. Euro dolar böyle. Peki Euro Türk lirasına bakalım. Euro Türk lirası zaten bakın haftalık grafikte yukarı trendti. Aylıkta güçlü bir trend içinde. Günlükte şu bölge gene yukarı trendde olduğunu görmekteyiz. Dolar grafiği tabii kötü görünüyor, baskılandığı için herhalde. Bakın, büyük bir düşüş olmuş, garip bir şekilde.
Cuma günü herhalde bir bakalım, merak ettik. Ani bir düşüş herhalde, sadece belki birkaç dakikalık. Ha, burada öyle bir şey görünmüyor. Veri hatası olabilir arkadaşlar. Başka bir forex.com'dan bakalım. Burada da aynı şekilde. Günlük grafikte bir hata var galiba. Haftalığa bakarsak, haftalıkta da garip bir düşüş var burada ama saatlik grafiğe geçtiğimizde böyle bir düşüşü göremiyoruz. Bir veri hatası olması lazım. Evet, bunun dışında bakın, bu yapay bir grafik gibi görünüyor. Bunu grafiğe bakarak da anlayabilirsiniz zaten. Bakın böyle çok baskılanmış yapay bir grafik gibi. Zaten borsa grafiklerine bakan, aşina olan biri bunun yapay bir grafik mi yoksa farklı bir grafik mi olup olmadığını anlayabiliyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde bunu da görebiliyoruz. Evet, diğer sektörleri de analiz ettim ben. Burada işaretledik. Biraz ara verdik o kısımda. Evet, şu anda teknoloji sektöründeyim hala. Consumer Defensive'den teknolojiye geçmiştik. Biraz bazı kısımları hızlı atlıyorum. Elektronik oyun sektörü de yukarı trendte. Burada güzel yukarı trendte olan hisseler var. Formasyonlarına bakmak lazım. Bu endeksti zaten. Bakın Atvi çok iyi çıkmış arkadaşlar. Tabii çıkan şirketler oluyor burada. Ama bir formasyon yok. Yani bir al sat tavsiyesi değil arkadaşlar bunlar. Sağlık bilgi sistemleri sektörü yukarı doğru kırılma yapmış. Evet, bunu bir yerde analiz etmişiz. Çok iyi. Bakın şu şekilde çıkmış. Bir yere eklemişimdir belki. Evet. Bakın şuradaki ayın 29'undaki listemde varmış bu hisse. 29'u yani tam formasyonun olduğu yerde. Bundan sonra %5'lik bir artışı olmuş. Elektronik aletleri bölümü, endüstrisi. Evet, semiconductor iyi çıkmakta. Bakalım. Güzel hareketi olan, evet bu bayağı çıkmış. Bunu acaba bir yere eklemiş miyiz? Muhtemelen eklenmemiştir. Evet, görünmüyor bir yerde.
Evet, burada. Bu şekilde taramalarımızı yapıyoruz, hazırlığımızı yapıyoruz. Sonra bakıyoruz hangileri formasyonu iyi arkadaşlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, çok detaylı video yapmayayım, sizi de sıkmayayım. Çünkü bu arama işi biraz bildiğiniz gibi zahmetli bir iş. Bundan sonra formasyonlara bakıyoruz ve ona göre işlemlerimizi yapıyoruz. Görüşmek üzere, bay bay.